Merhabalar. Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Miami Grand Prix hafta sonunu geride bıraktık. Heyecan dolu bir hafta geride kaldı. Norris ilk galibiyetini aldı. Red Bull'da yine ortalık karışık. Konuşacak bir ton konumuz var. Haydi hep beraber bölüme geçelim. <laughs> Ata hoş geldin. Abi hoş bulduk. Merhaba. Ee, Miami Grand Prix'sini geride bıraktık. Bu hafta Norris evet. ilk galibiyetini aldı. Evet. Bu konuda da baya mutluyuz. Evet, biz e, bu arada şey yeni 500 kameralı çekim falan yapıyoruz. İzleyenlerimiz şu an fark etmiştir buna. Evet. Bununla ilgili de yorumları falan, genel bütün şey yarışa olan yorumlar hariç, bu bu şeye de bir yorum isteriz hocam. Bu yorumları da bir alalım. Hangi kamera diye şimdi böyle <laughs> Senin kameran. Aynen benim kamera. Ee, bu yorumları da e, rica ediyoruz. Böyle bir teknik evet. şey de isteriz değerli dostlar. Evet, evet yani bakacağımız yer kayarsa falan artık e, onu da şey yaparsın. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Ee, Miami Grand Prix'si sezonun 6. yarışı. Verstappen'in kazanamadığı 2. yarış. Ondan sonra. Evet pistte olup da kazanamadığı yani çok acayip bir yarış gerçekten. Evet. Evet. Sprint hafta sonuydu. Hı hı. Ondan sonra aslında kimsenin bu hafta böyle büyük bir sürpriz beklemediği... Ama McLaren'in de birçok e, güncelleme getirdiğini de biliyorduk evet. zaten. E, bu yüzden de e, McLaren'de bir iyileşme bekliyorduk ama beklediğimizden çok çıktı sanki. McLaren 2-0 gibi bir şey geldi ciddi ciddi. E, o bir garip oldu yani. Hı hı. E, bir taraftan da ben şeyi gördüğümde... E, şimdi bunu tabii ki böyle yarıştan sonra söylemesi... Yani herkes söyler bunu ama Norris'in Q2'de attığı bir tane tur vardı hı hı. E, normal Q şey sıralamalarda Q2'de attığı bir tur vardı abi hı hı. ben onu görünce ciddi ciddi dedim ki ya bu, bu şu an Verstappen'den hızlı bu adam dedim yani hı. yani tabi hızlı olduğu için Verstappen'den hızlı olduğu için kazanmadı ama hı hı. E, acayip bir turdu ve orada bütün güncelleştirmenin işe yaradığını gördüm hı. piyasada bu güncelleştirmenin şu an yarısı vardı. Ona rağmen devasa bir e, şey performans sergiledi piyasada yani. Hı. Yani Piastri da talihsiz bir aslında hafta sonu geçirdi. Evet Krabiköy'de evet. e, yaşadığı sayısıyla olan Temmuz ama Norris'le ilgili Norris'le ilgili konuşalım. 110. yarışı hı hı. E, uzun süredir bekleniyordu. Kaderi Hülkenberg'e benzer mi diye e, şeyler vardı. E, ne diyeyim? Ya böyle şeyler hani böyle tahminler işte bize bir röportaj yapıyor. Şey röportajcı bir Jensen Button röportaj yapıyor. Yani e, öyle bir denk geldi ki Norris'in işte 110. yarışı, Norris evet. de ne ara ya 110 yarış yarışmış daha daha gencecik çocuk gibi. Geliyor da, 2019'da başladı tabii önesi. E, 110. yarışına yarışmış, ilk galibiyetini alıyor. Röportajı röportajcı Button da 113. yarışında ilk galibiyetini almış falan ki evet. Button'ın mesela biz aktif takip ettiğimiz dönemde şeyini ben hatırlarım. Ee, birinci gelirken e, finish Çizgisine gelirken birinci olarak hı hı. E, arabası patlamıştı. Ben ben onununu falan hatırlıyorum yani. E, Batı'nın. E, Ama Allah'tan Norris olmadı. Bende de anksiyete olmuş herhalde o dönemlerden. Gece hı hı. yatakta böyle şey tam böyle sızmak üzereyken izlerken şeyi yarışı araba ha patladı ha patlayacak diye izledim. Ha sıfır şaka yani. Ya inanılmazdı ya. Ama çok güzel gerçekten. Helal olsun. İçimizde maddelerinden de çektik zaten peşin tabii, tabii yani. Hemen dolaptan çıkarıldı McLaren üstleri hemen Hı -hı. giyildi. Evet. Ya London Norris, London Novins falan gibi. Evet. Novins gibi böyle kötü şakalar falan yapılıyordu internette artık. Kendi de bu arada o yarış sonrasında e dedi onu o dedi göremiyoruz dedi London Novins. <laughs> Is good to know her mu? Öyle bir şey demişti galiba tam hatırlıyorum. Ama şey yani bence sakin karşıladı. Yani böyle acayip bir çıldırma olmadı yani. E Gazzi'nin ben çok daha ağır yani daha yüksek duygularla kutladığını hatırlıyorum. Ya bir de gazilerin şey de vardı. Antoine Hubert muhabbeti de vardı yani adamın arkası hmm. yeni mi ölmüştü yoksa işte öyleli bir hafta mı olmuştu? Antoine Hubert'in ölümünü hemen ertesi yarış mıydı? Bir sonraki yani seneyi devriyesi miydi? Evet. Antoine Hubert'le alakalı bir şey vardı galiba o vefatına sonraki yarış falan da Monza ee, Evet. Aynı yani... zamanda da Imola'da da 30 hmm. yıl önce bu geçen bu hafta e, ölen. Eee evet. evet. neydi? Senna ile diğer abinin adı neydi? Rats, o da ne Rats, kötü ölüm ya. Ratzenberger. Yani abi evet, Ratzenberger yani Cumartesi günü, 30 Nisan'da Ratzenberger vefat ediyor. 1 ee, Mayıs'ta da Aitor Senna 30 yıl olmuş. Evet ve 30 yıldır hala Aitor Senna'yı büyük bir yani hala çok dolu dolu konuşuyoruz. Yani evet bir taraftan da şey Ratzenberger'in de yani abi ne talihsiz bir ölüm. Yani tam o yıllarda çok pilot ölüyormuş da öyle bir hafta sonunda ölüyorsun ki sen ertesi gün senin ölüyor. Evet. Yani abi cenazene kimse gelmez ya. Evet. O nasıl bir denk getirme gerçekten yani. Ya ben YouTube'da Ratzenberger'in kazasını, Senna'nın müdahalesi şeyini e, yani tepkisini gösteren hmm. e, videolar falan izliyordum. Ya böyle izleyince bir kötü oldum dedim ya adam. Yani ertesi gün vefat edeceğini bilmeden. Evet. Bu videoyu izliyorsun, şey durumu izliyorsun, kazayı evet. izliyorsun falan. Aynen. Öyle. da yine buradan e, büyük saygıyla anıyoruz. Hı hı. Zaten şey de Serenacarla da Çağla Özgöz kutmuşlarım evet. evet, Orada da bir anma töreni olmuş. E, yerinde ziyaret etmişler. Evet, evet güzel. Yani Acar'ın en sevdiği pilot olan Senna'yı tabii, tabii yerinde anması. Tabii, tabii. Çok tabii. da normal. E, buradan McLaren'e geri dönersek şey diyecektim. McLaren 2021 Monza'dan Tam Monza'da oraya bağlayacaktım. 2021 Monza'dan beri ilk galibiyetini aldı. Orada Ricardo, yine yalandan bir galibiyet. Evet, Ricardo, Ricardo Norris. Norris duble yapmışlar. Hatta o sezon tek dublesiydi. Hı. Yani Hamilton, Verstappen'in e, büyük çekişme yaşadığı o sezon, evet, e, Mercedes'te Red Bull'da duble yapamamıştı, McLaren yapmıştı. Çünkü üst üste binen hı hı. E, Verstappen ve Hamilton'ı görmüştük. Evet. E, yani McLaren'in e, bak bu kadar ...Adrian Newey ekonomisi içerisinde bir enflasyon oldu. Herkes Adrian Newey istiyor. Hı hı. Bak maklene hiç yazılmadı. Demek ki adamlarda aerodinamici varmış hocam. Ya evet bir de şimdi yarış galibiyeti aldıktan sonra üstüne... ...ya Adrian Newey bir de... Ee, ...yani bugün bu cümleyi yayın dışı çok kurdum da... ...Adrian Newey McLaren lüks kaçar yani. Evet. Çok lüks kaçar. Ya... Mesela şey konuşuluyor şu hı. an ondan bahsediyor Williams konuşuluyor mesela Adrian Neville. tam böyle F.M. kariyeri gibi hı hı. bir şey hayal ediyormuş tarzı söylentiler hı. emeklilik için. Diyorsun. Ha ya Williams'a bila bedel kelimeyi çok seviyorum. Ne demek? Bedelsiz. Hı. E, bila bedel Williams'a gidecek ya da e, işte böyle hani şey Ferrari'ye falan gidecek yani. yani başka bir opsiyon yok zaten. Yani şey gözü kararttı. Fred Masör. Hamilton'ı bağladı. E bir de şey çekerse, Edwin'i çekerse. Evet. 2026'da tutmayın Ferrari'yi derdiyiz bilmiyorum. bilmiyorum. Namı diğer Abdullah Avcı. Dice ne alaka? Fred Vasseur Abdullah Avcı. Abi Ferrari'nin araba neydi öyle ya bu hafta? Neydi? Bak yemin ediyorum tasarım bir açıklan dedim abi Trabzonspor F1. Ya Scuderia <laughs> Trabzonspor ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Bizi mavi mavi diye hype'ladılar. Mavi şey Ferrari gibi Mercedes'le. Mavim Ferrari geliyor, Mavi Ferrari geliyor. Ben yükseldim hatta sana böyle şey kolej ceketinin fotoğraflarını evet. falan atıyordum. Geçen bölüm e, şey açıklandı. Biz bölümü çekerken o ceketler açıklanmıştı. Dedim o şu an benim üstümde ama sadece o ceketin haberi yok falan. Abi geldi şey. Of. Evet. Trabzon 1461 Scuderia Ferrari ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? İğrenç bir tasarımda. Yani şöyle hani şöyle Hani bir yerlere mavi serpiştirmişler. Hayır. 11 tane HP logosu var arabada. Bak HP'nin yazıcısında falan o kadar logo yok ha. Doğru. Bütün parçalarda. İğrençti araba. Ya bu hafta bunaltma köşesi yapmayalım demiştik ama sen ufaktan bir Ferrari'yi mavi evet, Ferrari evet. bunaltması yapmış gibi oldun. Bayağı, bu hafta en yükseldiğin konu bu galiba. Evet. Tek yükseldim konu da buydu. Norris'in galibiyeti beni Çünkü yumuşacık gitti bu hafta. Yani. Evet. Pamuk gibisi. Evet öyle. Gerçekten. Ferrari'nin ya şeyde de böyle olmuştu. Sarı e şeyleri sarı tulumları giydikleri yarışta da araca çok fazla bir sarı eklememişlerdi ama sap sarı tulumu giymişlerdi evet. falan. Ama şey nasıldı? Ne? E, kendi evlerindeki bordo. O çok iyiydi. O gerçekten çok iyiydi. İnanam yani diye. o şey tulumlar da çok iyiydi. Evet. Livery de çok iyiydi. St Keşke e, yani aracı hep öyle Hı -hı. o renklerle yarıştırsalar demiştik. Evet. Biraz da yarış diyelim. O zaman aynen öyle. Yarışta da aslında Norris'in e, kazanması için yani şey e, her şey bir araya geldi muhabbeti var ya bir araya gelen evet. gezegenler izahlandı. Yani. Aynen bir araya gelen en önemli şey tabii ki öncelikle McLaren'in e, getirmiş olduğu aerodinamik updatelerdi. Sonrasında da e, Magnussen ve Sarge'nin teması e, Norris'i çok güzel bir yerde yakaladı pit henüz girmemişti. Pite çok doğru yerde girdi ve Verstappen'in önünde kaldı. Ama işte olay sadece önünde kalmakta değil. Evet. Yani olay biraz da şu e, tempoyu yakaladı ve 7 saniye fark açtı. Ya tabii canım yoksa mesela şey şey, şey güvenlik aracı çıkışındaki o yeniden başladıkları anda baya kötü çıktı Norris. Ya yani Verstappen normal, Verstappen olsa e, ikinci virajla geçerdi Norris. Evet. Evet, evet, Ama evet, tabii onun da arabada e, o şey dediği gibi alttan ve bir delik gelmiş galiba o koniye vurduktan sonra kendi kendine koniye vuran adama da pilot diyoruz yanlışlıkla bu arada. yani <laughs> ee, şey böyle Sainz yaptığı zaman Sainz'ı şey yazıyorum ben Sainz bunun altında köşesine hoş geldik kardeşim falan yazıyorum. Verstappen yapıyor sıkıntı yok kendi kendine giderken. Ee, ben şeye inanamadım ya bir yarışı izlerken Perez'in dive bombuna. Ya Perez böyle şey birinci tur birinci viraja girerken <laughs> istifa dilekçesini hazırladı ya. Bak istifa dilekçesini hazırladı. Fren, frene bastı imzayı atıyorduk. Atamadı. Iskaladı herkesi ve istifa dilekçesi yandı yani. Ya onu yapsa var ya işte, gelecek yarış yoktu yani. Yarış sonrası Verstappen şeyde cooling room'da izlerken tepkisi nasıl? Şöyle <laughs> yapıyor böyle yani. Deva, acayip adam ya. Ferstefen de bu arada çok sakin karşıladı kazanmamayı. Ben yani şey daha fazla sinirlenir diye bekliyorum. Sinirini eve sakladı herhalde. Yani o dediği şey doğru. Yani ben kazanmayacaksam Norris kazansın dediği çok doğru yani. O çok mantıklı gerçekten. Evet, yani, çocukluk arkadaşı falan bunlar yani. yani Norris'in bu hafta yarış kazanmasına üzülen Formula 1 ile ilgili herhangi bir kişi bile yoktur diye tahmin ediyorum. Evet. Yani mümkün değil. Ya varsa da çeşitli e, örgütlerle ilintilidir diye düşünüyorum yani. Tam bilmiyorum hangi örgütler ama kendileri ismini koysun. E, yani maklerini toparlamak gerekirse de Piastri de yine belli bir tempo yakalamıştı. Evet. Hatta şöyle de bir şey var bak e, sıralama turlarında 5. ve 6. oldu Norris ile Evet. Aracın temposundan aslında beklenenden bir tık da geride kalmışlar. Yani hı. en azından bir Ferrari'lerin arasına girmeleri vesaire bekleniyordu. Hı hı. Ama ona rağmen yarışta Norris temposunu gösterdi. Piastri'de Sainz'le yaşadığı temas sonrası e, gerilere düştü. 13. yüzyıla kadar yükseldi. Hı hı. E, ama yeterli olmadı. Orada da kimse dikkat etmedi ama Sainz'in e, bir nanesi var orada. Sadece çok yavaş çıkıyor virajdan. Ya yani gaza çok geç basıyor. Eee şey Piastri'nin apex'ini kırmak için e, berbat bir davranış. Çok ayıp, yanlış. E, ve onun yüzünden Piastri de bunu hesap edemiyor ve yani Size dua etsin lastiği patlamadı yani. Tabii tabii. Lastik patlayabilirdi çok rahat bir şekilde. E, i̇lginç dayanıklıymış lastiği yani Ferrari'nin. Ama bu sezon zaten Ferrari lastiği bir dayanıklı. Yani genel olarak bir şeyi var bir az yıpranması, az aşınması falan filan var. Evet. Red Bull'a baktığımızda da Verstappen Miami Grand Prix'si 3 senedir yapılıyor biliyorsun. Bizim de 3. E, senemiz aslında. Pod'un 3. senesi. Pit Pod'un podcast'i Miami Grand Prix'si ile 2022'de başlamıştı. 3. senemiz mi başladı şimdi? Evet, yani 2 seneyi tam olarak geride bırak. Evet, 3. senemize girmiş olduk. Neyse. Hı hı. Asıl 3. sene muhabbet şeyden geliyor. Eee Pol'de Başlayan pilot yine kazanamadı Miami, Miami Grand Prix'sini. ikinci oldu. Peki ee, galiba 2022 Lökler, 2023 Perez, 2024'te Verstappen olmalı. Ya peki e, biz neden sezonun başında değil de Miami Grand Prix'sinde başladık pitpod'a? Abi ben hemen söyleyeyim. Neydi? ki? Pitpolda Kendi sorumu cevaplıyorum. Ya o sezon böyle Fer 2022'de bir evet. Ferrari kazanmaya başlıyordu ya. Hmm, doğru. Aha dedik herhalde dedik bu sene o sene ya. Bizim de bayağıdır kafamızda vardı zaten. Hadi evet. Dedik başlayalım madem şu Ferrari de kazanır. Şimdi ben de bunu ara ara yayınlarda da söylüyorum. Evet. Benim şimdi gardırobumda kendi şahsi hobim olan bir evet. koleksiyonum var. Tabii. Ee, Antika Ferrari mont koleksiyonu. Şimdi ben bunu koleksiyonu yapıyorum ama evladiyelik değil. Yani yarın bir gün o sene bu sene olursa seriden satmalık. Evet. 2022'de dedim abi işte biz podcast'te başlarız bilmem ne olur. Oradan Ferrari kazanır şampiyon. Gardırobu da boşaltırım diye podcast'e başladık. Nereye gelmişim? Yani gardırobun en büyük motivasyonu olması aslında. <laughs> yani verdiğimiz karar. <laughs> marketing. Her şey marketing. Evet, ama bir de şöyle de bir şey var. Hiç ceket giymiyor. Hep sivitleri mövitleri giyiyorsun. Sivit yani evde, giyiyorsun. Ama evde stüdyoda kaydediyoruz ya. Yani Pit Pot, Kardeşim Yukarı Bahçeli bunu, Evler stüdyolarındayız yani. Bunu kaydederken. Yani bunu izleyenler bilmiyor. Şu an artık gece stüdyo ortamındayız yani. Evet. O yüzden e, ceket bekliyoruz. Atanın ceketlerini de görmek istiyorsanız yorumlara da yazın. Kesinlikle yorumlara yazın. Üstüme olanları giymeyi. <laughs> Çok isterim. Evet. evet. E, oradan da aslında şöyle ufak bir iki takıma daha bakalım. Diğer konularımıza geçelim. Mercedes yani Mercedes. sıradan bir hafta geçir. Çok bir evet. yok. Ee, Russell 7. başladı. 6. bitirdi. Hamilton 8'e sekiz. 8. E 8. Hamilton'ın sprintteki dalışı ve Alonso'nun yine ona yakalamışken bir laf çakışı var. Ya evet bir, bir tık böyle bir Daniel Kiyat üzeri Pastor Maldonado gibi bir hareket yaptı. E, muhtemelen zaten Perez de ana yarışta sprintteki Hamilton'ın o davranışına özendi. Dedi ya bu böyle dive bomb atıyor bütün ortalığı birbirine katıyor ve takımdan atılmıyor. O zaman ben de bunu yapayım dedi. Evet. E, ama Perez onu da beceremedi zaten yani. O yüzden e, Perez'in hiçbir şey becerememesine daybomb da katıldı. Ama Hamilton çok garip ya frenleyemedi bayağı. O içerisi herhalde pis, soğuk oluyor yani yarış başladığında. E, bir garip yani o iç taraf hani frenlemeye çalıştıkları çizgi. Hmm. Çok kirli diye tahmin ediyorum. Hmm, hmm, yani öyle. Araç tutunmuyor orada, soğuk oluyor. Hmm. E, öyle bir muhabbette herhalde. Bayağı ortalığı birbirine kattı. Norris'in içine etti. Fantaziye geldiğimizde de bunu konuşacağım. Evet ve bu arada şey. Yani sevgili Russell, senin göz bebeğin ortalarda yok bir süredir. Yo, Hamilton üstünde bitiriyor işte. Hamilton üstünde de yani düzenli Eksir. olarak Hamilton'ı eziyor işte. Daha ne yapsın? Mercedes berbat abi. Ver, Verstappen diyor ki şu haldeki Mercedes'te evet. bana 150 trilyar dolar verseler de diyor gelmem diyor. Ya bu, böyle bir takım var. Russell ne yapsın? Ya Verstappen zaten bu hafta enteresan açıklamaları da vardı. If my father had balls. <laughs> evet. Pardon ters söyledi. By mother had balls. She would be my father falan gibi. Tabii tabii. Türkçesini de Gerek çevirelim. annemin kül tablası olsaydı kül tablasının Yunancasını biliyoruz. Ee, annemin kül tablası olsaydı hmm. babam olurdu hmm. diyor. Buradan da değerli dostlarımızı yorumlarda kül tablasının Yunancısına <laughs> bekliyorum. Yorumlara yazdım bu arada İndiniz baktınız şu an. Evet yani neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet Formula 1'in e, ata genel gündeminde de aslında Red Bull'daki ayrılıklar e, ve konuşulan ayrılıklar, e, gerçekleşen ayrılıklar biraz gündemi tutuyor. Adrian e, Levy seneye ayrılacağı açıklandı Red Bull'da. Ferrari ve Williams konuşuyor. Aslında programın başında da ufak bir girdik ama yani burada Edrion'nün gitmesi Red Bull'u nasıl etkiler? Sen nasıl evet. öngörüyorsun şu aşamada? Ya abi ben şeyi anlamıyorum. Ee, ya hiç mi tasarımcı yok ya F1'de? Yani Edrion'nü nereye giderse o mu şampiyon abi? Ben böyle bir şey inanmıyorum. Ya yani Edrion'nü sonuçta Mercedes 7 yıl şampiyonken Edrion'nü Red Bull'daydı. Hayırdır abi? Yani hiç öyle bir şeyini göremedik. Cacığını göremedi Edrion'nü'nün. E, o yüzden şey hani bence bir, bir tık fazla abartılıyor. Yani böyle şey atfedilmeyi seviyor. Ya insan atfetmeyi seviyor böyle espri cami camiası hani. Hı hı. Ya çok büyülü işte adam bir çizik atıyor araba direkt şampiyon oluyor falan. Yani abi şey Mercedes dominasyonu da atsaydı o çizikleri. Değil mi? Hani bence çok abartılıyor. Tamam iyi bir tasarımcıdır da. Abi tasarımcı sonuçta yani. Hani ver altına şeyin altına o iyi tasarımcının altına Perez'i ver ama Perez yarışamıyor yani. Evet. Yani Red Bull'da da aslında tek program Adrian Newey'nin gidişi de olmayacak gibi duruyor. Jonathan Whitley'nin de ayrılmak isteyebileceği konuşuyor. Jonathan neci ya takımda? Ee, ya teknik bir patron yani. Şey, bir şeyci altında ha. teknik patron diye hatırlıyorum. Ya burada bir de şey de var şimdi. Andreas Seidel gibi olmaya çalışıyor o zaman. Evet. Yeni <laughs> bir takım patronu olacak. Ee, Seidel Audi'ye gitmişti değil mi? Evet. Okey şeyde e, Atam o, orada enteresan durum şu yani Red Bull'da aslında sezon başı Horner krizi kapanmış gibi gözükse de aslında hani galiba alttan alta e, bu e, Horner krizine de yol açan e, durumlardan yani takımın ikiye bölünmesi durumunun hala devam ediyor e, olması mümkün gibi yani biraz soğuk savaşa döndü gibi iş ama olay yani, devam ediyor gibi e, Base 42 soğuk savaş değilse e, şöyle bir olay var bence o savaş bitti yani Oğuz bitti. savaş bitti mi? Oğuz savaş bitti. Ve şeyi kazandı. Ee, hani e, Horner kazandı. Evet. diğerleri de ayrılmayı kaz hak kazandılar. Evet. Verstappen de gidecek, işte Adrian Newey de gidecek, Chanton Witley de gidecek, o da gidecek, bu da gidecek. Hani Horner ka Horner kazandı o ve şeyi savaşı derler işte Pirus Savaşı. Hı hı. Yani kazandı ama takımın içine ederek kazandı yani. Evet. Öyle bir şey yaptı. Red Bull cecik. Evet. Cecik olur Red. bir ee, genel gündemde konuşulan bir konu da aslında Imola'dan sonra Sargent'ın yerine Antonelli'nin yarışabileceği ya konuşuluyor. Gecik, gecikmiş bir karar. Yani Nick bu kadar hızlı gönderen e, bir ortam varken Formula 1'de Sargent'a fazla bile dayanıldı bence. O Red Bull özel ama ya. ya evet, evet Red evet. Bull hiç sonuçtan ya. senin gözün yaşına Abi Nicolas Latifi 3 sezon yarıştı ya. ya. Ya şaka mı yapıyorsun ya? Adam 2019-2021'de 20 21'de yarıştı ya. ya. Koca yani Üç sezon yarıştı ya. Ben aynı şeyleri deyip duruyorum ama evet. şöyle bir muhabbet de var. E, bu yarış hariç, son yarış Miami Grand Prix'si hariç <laughs> en sıkıcı sezonlardan birini geçirmemize rağmen pist üstünde, pist dışında da en heyecanlı sezonlardan biri bence bu. Evet, katılıyorum. Buna e, katılmayanları da yorumlarda bir paylayayım. Yani derhal varsa katılmaya. Yani... Lewis Hamilton Ferrari'ye gidiyor ya sene. Şaka Lewis, mı abi? Unuttuk ya, bile gündemden. Unuttuk çıktı ya. Yani. inanılmaz bir transfer yani. Aynen öyle. Ya Hamilton Ferrari'ye gidiyor. Ee, şey adını sen getir. Adrian Newey takımdan ayrıldı. Ya bunlar inanılmaz majör geniş gelişmeler. Ve, yani. ve 2025 koltukları da e, neredeyse yarısı şu an belli değil. Tabii canım. Kimlere gidecek? İşte en büyük şeyler Perez, Sainz bunların yerleri belli değil. Evet birçok pilotun yeri belli değil. O yüzden aslında transfer konularını uzun uzun konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ha bu arada Perez için de ufak bir teklif yapayım. Eğer şimdi gelecek sezon koltuk bulamayacak Perez. Ee, bulamadığı netleştiği zaman bizim burada bir koltuk hazır. E, arkaya bir koltuk atarız. Üç kişi yaparız podcast'i. Sergio Perez. Bu arada Perez konuk olsa efsane olur ha. <laughs> ya setup'ı yeni kurduk iki kişilik ya. Şu e, tam, aynen Zordur. şuraya bak şu ortaya gelecek. Şu an gördük şu ortaya gelecek abi. Neyse tam gelsin bari. Çeko tamam. bekliyoruz Üstad. tamam bekliyoruz. Monaco'dan sonra gelsin. Monaco'da iyi içiyor belki orada kafalarız. Aynen. Evet, fantasy takımlarımızda da lanet olası fantazi app'inden gerçekten yani şikayet ediyorum. Burada e, bilmiyorum belki Formula 1 yetkilileri izlemez ama belki bir algoritmaya gireriz, başkaları görür falan. Abi her hafta logout olan ve e, bir türlü bizi hatırlamayan bir uygulama nasıl yaptınız ya? Vallahi deliriyorum. Ben Hı? Safari'den kullanıyorum ya. Yani ben Hiç de. İç işte... olduğunu şu an senden öğrendim ha. Kaç yani, wow. yıldır kullanıyorum oynuyorum oynuyorum Fantazi. E ben de işte istemez kromdan kullanmak durumunda hmm. kalıyorum. E, fantazi'de de evet. abi özür dilerim bir şey diyeceğim. Buyurun. Arkadaşlar peşin peşin söylüyorum. Benim bu hafta takımımda Norris çarpı 2 vardı. Bak Norris çarpı 2 vardı. Başka kimse de yok bu. Bekli, bekliyordum ki. Dünyada tek. Dünya şampiyonu oldum ben bu sene. Şey bu hafta. Abi bir geldi milletin yarısı falan puan almışım ya. Ya bu fantazide bir şeyler yanlış. Neyin yanlış olduğunu tam bilmiyorum. Evet. Bir şeyler yanlış gibi gözüküyor. Bak. Vallahi bilmiyorum tam neyin yanlış oldu. Abi Norris çarpı 2 almışım ya. İddia da oranı 27 idi. Ya böyle bir ihtimal gerçekleşti ve ben birinci olmadım bu hafta. Senin takımını dinleyelim. Ee, ya benim takımım Verstappen, Joe Bottas, Sargent, Sunoda, Ferrari, Red Bull'du. 290 puan aldım. İşte yani. Ya Norris'in bile yok ya. Yarışı kazanan adam takımında yok. Evet. Ben ne aldım? Norris Bottas. Norris çarpı iki. Bak bir daha söylüyorum. Norris çarpı iki. Bottas, Sarcın, Stroll. <laughs> şey, bunlar şey yani böyle hani e, peygamberimizin sevmediği dört pilot zaten Norris <laughs> harici diğer dördü. E, Joe, Ferrari, Red Bull. Dört puan falan aldım herhalde. Kaç aldım? 218. 218 puan, puan aldım. Şaka mı arkadaşlar? Yani ben şey nutkum tutuldu ya. Ah, da, da. saçma. Başka bir şey diyemiyorum. Saçma. Evet. Eee şeye de baktığımızda, Pit Pot ligine de baktığımızda aslında bu hafta e, 4 e, arkadaşımız e, limitless kullanmışlar. 3 Ferrari, 3 Red Bull, bir de Norris'le. <laughs> bu şey gibi ya bu at yarışında şey var ya. Bütün atları yazabiliyorsun ya aslında. E, limitless. Aynen. Arkadaşlar onu yapmış. At, Abi öyle yaparsan at yarış... tabii ki altılıyı tutturursun yani E tabii, tabii. Onlar da 358 puan almışlar. At yarışı deyince Norris maiden win aldı. Maiden'de evet. bilirsin şeyde önemlidir. At yarışında Aynen. önemlidir. İlk galibiyet. Kazanmamışların yarıştığı yarış. Evet. Yani yani da kazan. Ilk yarışını Bek... Maiden koşusu. İlk galibiyetini bekleyen atların yarıştığı koşu. Maiden evet. koşu olur. NBA'dir. At yarıştır. Bak hepsine de giriyoruz. Aynen öyle. Her hafta. Sezon açıldı. Daha gitmedik Ankara'da bu arada. Evet. Hava tam ısınmadı. Yani. Evet hava ısınacak. Evet. evet şeyde de Pitpot Liginde de Mert'in liderliği sürüyor. 1560 puanıyla. Tebrikler. İki hafta sonra Imola'dayız. E, sezonun yedinci yarışı. İtalya'da Avrupa sezonunu açıyoruz. E, e, sezonda bizde açılı bayağı oluyor. de izleyeli bayağı oluyor. Abonelikleri, beğenmeyi, e, yorumları yazmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.